28 Ekim akşamı Mustafa Kemal Çankaya Köşkü'nde "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" der. Peki 29 Ekim'in özellikle seçilmesinin sebebi neydi? Bunu 9 Eylül 1922'de İzmir'e 5. Süvari'nin kumandanı olarak giren en yakın silah arkadaşlarından Fahrettin Altay biliyordu. Mustafa Kemal'in 29 Ekim'i seçmesinin sebebi emperyalizme karşı verdiği bir cevaptır. Birinci Dünya Savaşı yapılmış tam 4 yıl sürmüştü. Ama Osmanlı Devleti 11 yıldır savaş içerisindeydi. Osmanlı Devleti'ni tamamıyla bitirmek istenen bir sevri, Osmanlı Devleti'ni mutlak çöküşe getiren 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Mondros'un 7. maddesi gereğince stratejik noktalarımızı kendileri açısından tehlikeli görerek İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı ve Yunan'ı işgal etmişti. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Geldikleri gibi giderler. Bir kurtuluş mücadelesi başlamış. Kurtuluş mücadelesi sonrasında Mustafa Kemal, bizler için sinek gibi masa başından kovacağız diyen bu mazlum halkı büyük bir cevabı olarak görmektedir Cumhuriyet'in ilanını. Çünkü öyle bir halktı ki bu halk, mazlum bir milletti, ordu, millet bir bütün olarak kurtuluş mücadelesini kazanmıştı. Eğer 30 Ekim tarihi seçilmiş olsaydı, bu mazlum millet, kendi vatanından atılmak istenen bu halk, 5 yıl sürgün hayatı, esir hayatı yaşayacaktı. 29 Ekim işte bu mazlum milletin emperyalizme karşı verildiği cevabıdır. Mazlum halkın ahıdır der Fahrettin Altay'a. Peki der Fahrettin Altay, neden bunu daha önce söylemedin? Övünmek olurdu, övünmek. Benim kadar bu halkın, ordunun, milletin hakkıdır der ve Cumhuriyetimizin 99. yılı, Cumhuriyetimizle birlikte gelen tüm inkılaplarımızın bize sağladığı yararları sahip çıkmak umuduyla kutlu olsun, mutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun.